Evet arkadaşlar, birinci sorumuz çözeltilerin derişimiyle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Belirli miktardaki çözücüde veya çözeltideki çözünen madde miktarını ifade eder. Mesela biz şekerli su diyelim. Şekerli su. Şekerli suda ne kadar çok şeker çözünürse çözeltinin derişimi o kadar artar. Demek ki biz birinci ifadenin doğru olduğunu bu şekilde görebiliriz. Ölçümü yapılabilen bir özelliktir. Diyelim elimizde iki tane şekerli su var. Pratik olarak bunların tadına bakarak hangisinin tadı daha şekerli ise onun derişimi daha fazladır diyebiliriz. Ya da teorik olarak hesaplama yaparak belirli miktar çözücüde ne kadar çok madde çözülmüşse o çözeltinin derişiminin o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki ikinci öncülümüz de doğru. Derişimi ifade etmek için çeşitli oranlamalar kullanılabilir. Kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim gibi ifadeler vardır. O halde üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuz. Çözünen kütlesinin çözelti kütlesinin oranını toplam çözelti kütlesinin 100 gram kabul etmek koşulu ile ifade eden kavram hangisidir diye sorulmuş. Yani M çözünen bölü M çözelti çarpı 100 formülü hangisine aittir diye soruluyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Dilerseniz diğer seçenekleri de bir inceleyelim. B seçeneğinde yine M çözünen bölü M çözelti çarpı 10 üzeri 6 diyoruz. C seçeneğinde V çözünen bölü V çözelti çarpı 100 diyoruz. D seçeneğinde çözeltinin eğer bize öz kütlesi soruluyor ise M çözelti bölü V çözelti diyoruz. E seçeneğinde sirke asidi demiş. Bu bir formüldür. Bunu da bu şekilde ifade ediyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuz. Hacimce %35'lik 300 mililitre metanol çözeltisi nasıl hazırlanır diye sormuş bize. Şimdi %35'lik ne demek? %35'lik 100 mililitre çözeltide 35 mililitre metanol ve 65 mililitre su var demek ve toplam hacmimiz bizim ne kadar olacak? 100 mililitre. Şimdi buradan yola çıkarak benden ne istenmiş? 300 mililitre bir çözel 300 mililitrelik bir çözelti istenmiş. 100 mililitre çözeltide 35 mililitre metanol var ise 300 mililitre çözeltide ne kadar metanol vardır? Burada çözelti hacmimiz dikkat ederseniz 3 katına çıkmış. O zaman ben 35'in de 3 katını alacağım. 35'in 3 katı 105 mililitre yapar. Demek ki 300 mililitrelik çözeltide 105 mililitre metanol olmalı. Toplam hacmimiz 300 mililitre olacağına göre 300'den 105'i çıkartıyorum ve diyorum ki 195 mililitre de su olmalı. Seçeneklerimize bakalım. 300 mililitre saf suya 105 mililitre metanol ilave edilmelidir. O zaman bizim çözeltimiz 405 mililitre olur ve bizim istediğimiz cevaba uymaz. Neden? Çünkü biz 300 mililitrelik bir çözelti istiyoruz. 105 mililitre metanolün üzerine hacmi 300 mililitre yapana kadar saf su ilave etmek. Son durumda hacmi 300 mililitre, 105 mililitre metanolüm var. Demek ki ben 195 mililitre de su ilave etmişim. Evet, cevabımız B seçeneği. Diğerlerine bakalım. 300 mililitre saf suya 35 mililitre metanol ilave edersek bizim hacmimiz 335 mililitre olur. Zaten olmaz. 105 mililitre saf suyun üzerine
Ben 105 mililitre saf su değil, 195 mililitre saf su kullanmalıydım. Toplam hacim 300 mililitre demiş. Ancak su hacmi yanlış. O nedenle bu seçeneğimiz de yanlış. 35 mililitre saf suya yine 300 mililitre metanol ilave edersek toplam hacmimiz 335 mililitre olur. Zaten miktarlar da doğru değildir. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuz. Bir havuz suyunun analizi için hazırlanacak raporda aşağıdaki derişim türlerinden hangisini kullanmak daha uygundur? Seçeneklere baktığımız zaman seçeneklerde 3 tane derişim türü vardır. Çözünürlük bir orandır. Öz kütle de zaten derişim türü değildir. Formülü de D eşittir M bölü V'dir. Yani birim hacimdeki madde miktarıdır. Havuz suyunun analizi için hazırlanacak raporda hassas bir ölçüm yapılmış olması gerekir. Bu 3 derişim türü içerisinde de en hassası ppm'dir. Çünkü milyonda bir kısım incelenmektedir. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 5. sorudayız. PPM ile ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu sorulmuş. Birinci öncülde çözünen miktarın çok düşük olduğu çözeltilerde derişimi ifade etmek için kullanılır denilmiş. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü PPM çözünen miktarı çok az olan, başka bir ifadeyle çözücü miktarı çok fazla, yani çok seyreltik çözeltilerdeki çözünen madde miktarını belirtmek için kullanılır. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Kütlece yüzde derişim değerine eşittir. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü kütlece yüzde derişimde biz çözünen bölü çözelti kütle oranını 100 ile çarparken ppm'de 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Bu nedenle bu yanlış bir ifadedir. Üçüncü öncülde ise çözelti kütlesi 1 milyonda kaçının çözünen olduğunu belirtir denilmiş. Bu da doğru. Çünkü 1 ppm 1 milyon gram çözeltide 1 gram çözünen olduğunu ifade eder. Bu nedenle bu öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Arkadaşlar 6. sorumuz. 240 gram su ile hazırlanan 500 gram sodyum nitrat sulu çözeltisinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Şöyle diyorum, kütlece yüzde derişim sorulduğu zaman bize daima 100 gram çözeltiye göre orantı kurmamız gerekiyor. Yani şöyle diyorum, 500 gram çözeltide 240 gram su kullanılmışsa 100 gram çözeltide ne kadar su kullanılmıştır? Buradan da hesaplama sonucunda 240 çarpı 100 bölü 500 diyoruz. Buradan da hemen 240'ı 5'e bölüyoruz. Ve 48 buluyoruz. Demek ki 100 gram çözeltide 48 gram su olmalı. 100 gram çözeltide 48 gram su varsa 52 gram da sodyum nitrat olmalı. Yani çözeltimiz %52'lik olmalı. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar 7. sorumuz. Kütlece %40'lık 60 gram potasyum nitrat sulu çözeltisinde kaç gram su vardır? %40'lık denildiğine göre yine burada çözelti kütlesini 100 alacağız. Hemen şöyle bir orantı kuracağız. Diyorum ki 100 gram çözeltide 40 gram çözünen varsa, ki burada çözünen maddemiz potasyum nitrat. 60 gram potasyum nitrat sulu çözeltisi diyor. Benden 100 gram olmasını değil 60 gram olmasını istemiş. Ne kadar çözünen olur? Hemen buradan hesaplamamı yapıyorum. 60 çarpı 40 bölü 100. Ve buradan da 24 gram potasyum nitrat buluyorum. Çözeltim toplam benim 60 gram olmalıydı. 60'dan 24'ü çıkartıyorum. Ve buradan da sonucumu 36 gram su olarak buluyorum. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 8. sorumuz. Çözelti hazırlamak için yukarıda verilen aşamaların doğru sıralanışı. Diyelim bize çözünen
maddenin X ve çözücü maddenin de Y olduğu bir çözelti hazırlamamız istendi. Şu da bizim balon jojemiz olsun. Ve şurada da balon jojemizin çizgisi olsun. Öncelikle bizden istenen maddeleri laboratuvarda bulmamız gerekiyor. Yani 4 numaralı işlem, çözücü ve çözünen ambalajından etiket bilgilerini de incelememiz gerekiyor. Bu birinci aşamamız. Arkasından teorik kısmı yapmamız gerekiyor. Yani istenen derişime uygun olarak çözücü ve çözünen madde miktarlarını hesaplayıp çözünen maddeyi tartmamız gerekiyor. Yani X maddesini istenen derişime uygun olarak tartıyoruz ve bunu balon jojemizin içerisine aktarıyoruz. Kütlesi belirlenmiş olan çözünen madde balon jojeye aktarılır. 3 numaralı aşamamız. Arkasından bir miktar Y ilave ediyoruz. X maddemizin çözünmesini sağlıyoruz. Balon jojemizi de birazcık sallayarak ve çözücüyü çalkalayarak. Y maddemiz tamamen çözündükten sonra son aşamaya geliyoruz. Şuradaki çizgiye kadar balon jojemizi Y maddesi ile dolduruyoruz. Balon joje uygun ölçü çizgisine kadar çözücü ile doldurulur ve bu aşamalara uygun olan seçenek ise C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 9. sorumuz. Sorumuzda bazı baskıdan dolayı unutulan kısımlar olmuş. Ben bu kısımları tamamladım. Bize 40 gram sodyum nitratı 470 gram saf suyun içine attığımız söylenmiş ve bu işlem sonucunda ise 10 gram sodyum nitratın çözünmeden kaldığı belirtilmiş. Bir defa biz ne demiştik? Hiçbir zaman dipteki katı çözelti kütlesine dahil edilmez. Yani çözünmeyen kısmı atmamız gerekiyor. 40 gram katının 10 gramı çözünmediyse demek ki 30 gramı çözünmüş. 30 gramı çözünmüş. Ve biz bunu 470 gram suyun içine attığımıza göre su miktarıyla çözünen miktarın toplamı 500 gram çözelti yapacaktır. Bize kütlece yüzde derişimi sormuş. Kütlece yüzde derişim sorulduğunda biz daima yüze göre orantı kuruyorduk. Yüze göre diyelim. Ve hemen şöyle diyoruz. 500 gram çözeltide 30 gram çözünen varsa 100 gram çözeltide ne kadar çözünen vardır? Gördüğünüz gibi burası 5'e bölünmüş. O zaman benim de burayı 5'e bölmem lazım ve buradan da sonuç 6 gram çıkacaktır. Ve biz de burada sonucumuzu %6 olarak bulacağız. Cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 10. sorumuz. Hacimce %10 derişimde olan 200 mililitre gliserol sulu çözeltisinde kaç litre su bulunur diye sormuş. Birimini farklı sormuş. Bu yüzden buna dikkat edeceğiz. Yine bakın %10 diyor. Yine burada 100 mililitre çözelti olarak düşünmemiz gerekiyor toplam çözelti hacmini ve şöyle diyoruz hemen 100 mililitre çözeltide 10 mililitre gliserol var ise 200 mililitre çözeltide kaç mililitre gliserol vardır? Gördüğünüz gibi burası iki katına çıkarılmış. O zaman burasının da iki katına çıkmış olması gerekiyor. O zaman soru işareti olan kısmımızın 20 mililitre olmuş olması lazım. Bize ne kadar su bulunur diye sormuş. Şimdi 200 mililitre çözeltide 20 mililitre gliserol var ise 180 mililitre de su bulunması gerekir. Mililitreyi litreye çevirebilmek için bizim bunu 1000'e bölmemiz gerekiyor. 180'i 1000'e bölüyoruz. İşlemlerimizi yaptığımızda burayı 0,18 litre buluruz. O nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 11. sorumuz.
Aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerinden daha değişiktir? Kütlece yüzde değeri en büyük olan çözelti en değişiktir. D ve E seçeneklerinde kütlece yüzde değişimini biz bulalım. Diyorum ki 400 gram çözeltide 40 gram çözünen varsa 100 gram çözeltide ne kadar çözünen vardır? Gördüğünüz gibi burası 4'e bölünmüş. O zaman burayı da bizim 4'e bölmemiz gerekiyor ve buradan cevabımız 10 çıkıyor. Demek ki D seçeneğindeki çözeltinin kütlece yüzde derişimi %10'dur. Diğerine bakalım. 10 gram çözeltide 4 gram çözünen varsa 100 gram çözeltide ne kadar çözünen vardır? Gördüğünüz gibi burası 10 katına çıkmış. O zaman buranın da 10 katına çıkmış olması gerekiyor. O zaman buradaki değerimiz de %40 olacaktır. Kütlece yüzde değerlerini karşılaştırdığımızda en büyük kütlece yüzde değerin 60 olduğunu görüyoruz. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir.